Merkez Bankası'nın raporu aslında doların neden yükseldiğini ve neden bundan sonra yükselebileceğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Diğer taraftan aynen söylediğimiz gibi altının onsu bir kez daha 1980 doların üzerine kendisini attı ve yükseliş eğilimini de devam ettirecek gibi görünüyor. Yakın zaman içerisinde 2000 doların üzerine çıktığı an itibariyle de bir daha altını 1900'lü seviyelerde görmeyeceğiz. Çünkü her geçen gün pandemi dalgası biraz daha kendisini belli etmeye başladı. Biliyorsunuz dünyada 25 milyondan fazla vaka sayısına ulaşılmış durumda. Her geçen gün ölümler artıyor ve ağır vakalar da karşımıza çıkmaya devam ediyor. Büyük bir muammaya doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Tabii ki jeopolitik riskler de bu pandemiye ekleniyor ve riskleri daha da arttırıyor. Bunun sonucunda da altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bir başka konu teşvik açıklamaları. Bu açıklamalarda yine piyasaya para girişinin devam edeceğini gösteriyor. Ve giren paranın büyük bir kısmı düşük faizler nedeniyle mevduata gitmek yerine diğer tasarruf araçlarına yönelmeye devam edecek. O tasarruf araçlarından en önemlisi de tabii ki güven limanı olarak görülen ve kabul edilen altın. Bu yükseliş o nedenle de devam edecek. Şu anda hangi seviyelerdeyiz? Bu seviyeler bize neyi işaret ediyor? Bundan sonraki süreçte neler olabilir? Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bir açıklaması var. Faizleri neden düşürmediğiyle ilgili olarak. Onu da biraz değerlendireceğiz ve sonrasında da doların bundan sonraki seyrini, altının bundan sonraki seyrinin ne olabileceğini konuşmaya çalışacağım sizler için. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. BIST 100 endeksi aynen söylediğimiz gibi 110 bini aşağıya kırdı ve hızlı bir şekilde 107 bin seviyesine kadar düşmüş durumda. Bu düşüş devam edecek mi? Evet, düşüş devam edecek. Türkiye'deki daralma bir kere çok dikkat çekici. Her ne kadar dünyadaki diğer ülkeleriyle Türkiye yönetimi kendini kıyaslıyor olsa da büyük bir ayrıntıyı gizliyor aslına bakarsanız bizden. Evet, bizden çok daha sert daralan ülkeler var ve bunların pek çoğu da gelişmiş ülkeler. Amerika, Almanya gibi, Fransa gibi, Euro bölgesindeki diğer ülkeler gibi ülkelerde daralmalar inanılmaz yüksek. Peki neden yüksek gerçekleşti sorusunun cevabı ise gayet basit. Bu ülkeler pandemi öncesinde hızlı büyüyorlardı, işsizlik rakamlarını düşürmüşlerdi. Büyüyen bir ekonomik model görüyorduk gelişmiş ülkeler. Gelişmekte olan ülkelerde ise Venezuela gibi, Arjantin gibi, Brezilya gibi, Türkiye gibi ülkelerde ise ekonomik kriz iyiden iyiye baş göstermişti zaten. Bu ülkelerin neredeyse tamamı resesyonist süreçle tanışmıştı. 2018'de yaşanan kur şoku Türkiye'nin ciddi bir sıkıntıya doğru ilerlediğinin net göstergelerinden birisiydi. Gelişmekte olan ülkeler bu pandemi olsa da olmasa da ya büyük bir ekonomik krizin içine dalmışlardı ya da büyük bir ekonomik krize doğru hızla adımlarla ilerliyorlardı. Nitekim Türkiye'de ciddi bir resesyonla uğraşıyordu arkadaşlar. Amerika gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi, Almanya gibi ülkeler büyüme ivmelerinde sağlam ilerledikleri için aniden karşılarına bir duvar çıkınca, yani pandemi riski çıkınca buraya tosladılar ve doğal olarak da işte Amerika %31.7 daraldı. Almanya %10'un üzerinde daraldı. Japonya keza %10'un üzerinde daraldı. İngiltere, Fransa %10 ile %20 arasında daralmalar gösterdi. Türkiye ise %9.9 daraldı ve bizimkiler çıkmış şimdi diyorlar ki gördünüz mü? Bütün dünya ülkelerinden daha az bir daralma yaşadık. Peki 2019'da yaşanan, 2018'de yaşanan şoklara ne diyeceksiniz? Daralmalara ne diyeceksiniz o zaman? Türkiye zaten daralıyordu, zaten küçülüyordu, zaten ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Pandemi öncesinde de Merkez Bankası rezervleri sıfırlanmıştı. Bütçe açığı her geçen gün biraz daha artıyordu. İhracat, ithalat arasındaki makas açılıyordu ve Türkiye hızlı bir şekilde cari açık vermeye doğru ilerliyordu. Kur üzerinde büyük bir risk vardı, kırılganlık vardı. Elde avuçta ne varsa kuru baskılamak için kullanıldı o dönemde. Velhasıl arkadaşlar Türkiye'nin geçtiğimiz dönemdeki daralmasının üzerine gelen bu %9.9'luk daralma Amerika'daki %31.7'lik daralmadan çok daha sert, çok daha büyük bir daralma. Çünkü zaten daralan, zaten küçülen, zaten bütün makroekonomik verileri bozulan, işsizliği zirve yapan bir ekonomi 9.9 daha küçülüyor. Amerika'da ise son 50 yılın en düşük işsizlik rakamları vardı. Enflasyon sabitlenmişti. Faizler piyasa canlı olduğu için aşağıya çekiliyordu. Bizdeki faiz geri çekilmesinin temelinde tamamen konut piyasasını canlandırma amaçlı suni bir eğilim varken Amerika'daki ya da Avrupa ülkelerindeki faiz indirimleri tamamen ekonomilerin canlanması dolayısıyla oluşan enflasyonist baskıydı.
kaydı. Biraz enflasyondan da bahsedelim bu arada. Merkez Bankası'nın faizleri aşağıya çekerken ana argümanı neydi arkadaşlar? Düşecek olan enflasyon. Enflasyonun düşüş eğiliminde olması tezi. Peki bu tez gerçekçi miydi? Tabii ki değildi. Gerçekçi olmadığında yine geçtiğimiz videolarda defalarca sizlerle paylaşmıştım. Bu faiz indirimlerini suni bir ortamda yaptığını, Türkiye'de enflasyonun düşme ihtimalinin olmadığını, çünkü Türkiye'deki enflasyonun aslında talep odaklı değil, tamamen kur odaklı, ithalat odaklı olduğunu sizlerle defalarca paylaşmıştım arkadaşlar. Faizle enflasyon arasındaki negatif reel faiz makasında her geçen gün biraz daha açıldığını, bu nedenle de vatandaşın ya da yatırımcının parasını mevduata yatırmaktan kaçındığını ve bu boşta kalan paranın büyük bir kısmının da dolara ya da altına gideceğini yine sizlerle paylaşmıştım. Nitekim bugün geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda vatandaşın ya da yatırımcının parasının büyük bir kısmının mevduatta bile olsa döviz ağırlıklı olduğunu ya da altın ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bu Merkez Bankası verileriyle ortaya konuluyor. Merkez Bankası verilerine göre mevduatın büyük bölümü Türk lirasında değil dövizde ve altında. Diğer bir açıdan bakıldığı zaman devlet yurt dışından yapamadığı borçlanmasını da Türkiye'den döviz olarak yapmaya başladı ve döviz borçları da %21 seviyesine yükseldi. Nereden yükseldi? %0.2 seviyesindeydi. İç borçlara dövizin oranı, yani döviz borçlarının oranı %0.2 iken %21 seviyesine geldi. Büyük ihtimalle Ağustos ayında yapılan yeni borçlanmalarla birlikte bu %25 seviyesinde geçmiş olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Türkiye'de dengeler zaten bozulmuştu. Türkiye'de döviz üzerinde zaten ciddi bir kırılganlık vardı. Bu nedenle dövizin yükseleceği de ortadaydı. Dövizin yükseleceği bir ortamda ithalata bu kadar bağımlı olan bir ülke düşünüldüğünde enflasyonun yükselmemesi gibi bir ihtimal yoktu. Bu faizlerin negatif ortamda kalacağı ve kırılganlıkları daha da arttıracağı da çok net bir şekilde ortadaydı. Peki Merkez Bankası bugün ne diyor? Hani dün faizleri biz indiriyoruz çünkü enflasyon düşecek diyordu ya Merkez Bankası. Bugün neler söylüyor ve bizim söylediğimize gelmiş mi gelmemiş mi ona bakalım. Diyor ki Merkez Bankası son raporunda enflasyondaki yükseliş eğilimi devam ediyor ve devam edecek. İşte nedenler. Döviz kuru ve ithalat fiyatları gibi maliyet unsurlarının yanı sıra kredilerdeki güçlü ivme neticesinde enflasyon eğilimindeki artış devam etti. İthalat ve döviz kurundaki artış. Yani Merkez Bankası diyor ki biz ithal eden bir ülkeyiz. Döviz kurları artıyor. Döviz kurları arttığı için talep olmasa bile enflasyonist bir baskı oluşuyor. Bizim yapacağımız bir şey yok bu koşulları içerisinde. Faizleri daha fazla indiremeyiz. Faizleri arttıramıyoruz da çünkü politik baskı var üzerimizde. O nedenle bu seviyelerde sabit tutmaya devam edeceğiz. Ama enflasyon yükseliş eğilimini devam ettirecek. Bakın bu açıklama çok net bir şekilde önümüzdeki günlerde döviz kırılganlığının çok daha fazla artacağını bize gösteriyor. Doların yükseliş eğilimi kırılgan bir şekilde devam edecek. Bir anda bir sabah vakti uyandığımızda ansızın 14 lira 15 lira seviyesinde bir dolar kuruyla da karşı karşıya kalabiliriz diyor aslına bakarsanız Merkez Bankası bu söylemiyle. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Dövizi baskılayabilecek bir pozisyonların olmadığını da görüyoruz. Onu nereden görüyoruz? Sayın Berat Albayrak'ın söylem değişikliğinden, kur rekabetçi olmalı, nereye gidecekse gidecek, müdahale etmemeliyiz vesaire gibi açıklamalar yaptı. Daha önce kuru baskılamayı bir marifet olarak gören Bakan Albayrak'ın tamamen U dönüşü yaptığını görüyoruz. Bu U dönüşünün temelinde rekabetçi kur falan da yatmıyor aslına bakarsanız. Çok net bir şekilde Merkez Bankası'nın artık gücünün kalmadığını gösteriyor. Ne doları baskılayabilecek bir gücü var ne de kamu bankalarını fonlayabilecek bir gücü var. Öbür taraftan kamu bankalarının elinde de dolar kalmadığını, yani bu baskıya devam edecek bir gücünün kalmadığını gösteren bir senaryodan bahsediliyor aslında satır arasında. Bunu çok net bir şekilde okumak lazım. Kurda büyük bir kırılganlık olursa elbette ki her zaman olduğu gibi bunu dış güçlere bağlayacaklar arkadaşlar. O kaçınılmaz. Ama sonuç itibariyle şunu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Merkez Bankası rezervlerinin tükenmesi, swap hamlelerinin gerçekleşmemesi, yurt dışından dış borç bulunamaması, Türkiye'deki yabancıların hızla burayı terk ediyor olması döviz üzerindeki kırılganlığı arttıracak. Bugün gördüğümüz 7.35 seviyeleri yarın öbür gün tarih olacak. Bir daha bu seviyeleri görme ihtimalimiz de kalmayacak. Bakmayın siz birilerinin 6 olacak, 5 olacak falan demelerine. Daha önce bunlar kurun 4 olacağını da söylüyorlardı. Biz yine
yükseleceğini söylüyorduk sebeplerden dolayı. Ve gördüğünüz gibi kurun geldiği nokta 7.35 seviyesi arkadaşlar. Bundan sonra kademeli giderse önce 7.80 sonra 8.20, kırılırsa döviz 14.15 seviyeleri. Şimdi Merkez Bankası'nın diğer kritik bir açıklamasını da konuşalım enflasyonla ilgili. Krediler meselesi. Diyor ki kredilerdeki güçlü ivme neticesinde enflasyon eğilimlerindeki artış devam etti. Buradan ne anlayabiliriz? Kredi muslukları açıldı, talep arttı. Talep arttığı için enflasyonist bir ortam oluştu. Peki tablo gerçekten böyle mi arkadaşlar? Hayır, değil. Çok net bir şekilde söylüyorum. Kredi muslukları arttığı için, tüketim alevlendiği için falan enflasyon artmadı Türkiye'de. Türkiye'deki enflasyon temelinde talep yatmıyor. Türkiye'deki enflasyon temelinde ya kur yatıyor, ya vergiler yatıyor, ya da ballı gaymaklı müteahhitlerin açgözlülüğü yatıyor arkadaşlar. Hangi alan canlandırılmaya çalışıldı? Konut sektörü canlandırılmaya çalışıldı ve turizm sektörü canlandırılmaya çalışıldı. En çok da enflasyonu bu iki alan etkiledi son dönemde aslına bakarsanız. Çünkü otel fiyatları korkunç yükseldi. Fırsat ortamından dolayı artan bir konut fiyatı gördük. Kredi musluklarını devlet açıp yine ballı gaymaklı müteahhitlere çalışınca otomatikman ballı gaymaklı müteahhitler de her zaman olduğu gibi fütursuzca fiyatları arttırdı. Bunu gören ev sahipleri de fiyatlarını hemen yukarıya çekti ve doğal olarak bir enflasyonist ortam oluştu. Turizm sektöründe de dediğim nedenlerden dolayı, yani pandemi bahane edilerek, fiyatlar inanılmaz derecede yükseltildi. Turizm sektörü yine vatandaş üzerinden kendisini kurtarmak adına bunu bir fırsat olarak kullandı. Her iki fiyat artışı da enflasyonun yükselmesini beraberinde getirdi. Tabii buna bir de devletin vergileri eklenince enflasyonist ortamdaki yükseliş daha da hızlandı. Türkiye'de iğneden ipliğe ne alırsanız alın dolaylı vergiler var üzerinde arkadaşlar. Bu dolaylı vergilerde fiyat üzerinde çok ciddi etkiler yaratıyor ve fiyatların hızlı bir şekilde artmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu enflasyon yükseliş eğilimine devam edecek kur baskısı olduğu sürece. Dolar ve altın nereye gidecek bundan sonraki süreçte? Borsa nereye gidecek bundan sonraki süreçte? Biraz da onu değerlendirelim isterseniz. Borsa 107 bin seviyesine kadar düştü arkadaşlar. 105 bine gidecek. 105 bin kırıldığında aşağıda 100 bini zorlamaya başlayacak. Dolar bugün 7.37'ye kadar yükseldi. Şu sıralar 7.34 seviyelerinde. Olabildiğince doları şu anda sakin, yatay zeminde tutmaya çalışıyorlar. Bu seviyelerde tutup mal toplamaya çalışan bir kesim var. Bir süre daha toplayacaklar. Onun sonrasında da gaza basıp 7.80'e fırlatacaklar doları, görünen o. Yoksa Merkez Bankası'nın ya da kamu bankalarının şu anda doları baskılaması çok da mümkün değil. Baskılamaya çalışıyorlar mı? Elbette baskılamaya çalışıyorlar. Ama baskıladıklarını sanırken aslında piyasaya ucuz doları vermeye devam ediyorlar ve kasalarını boşaltmaya devam ediyorlar. Birileri de bıyık altından gülmeye devam ediyor arkadaşlar. Ne zaman Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının elindeki doların iyiden iyiye tükendiğini görecekler, işte o zaman gaza basacaklar. Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının elinde o zaman cephane kalmadığı için de yükselişleri hiçbir şekilde kontrol etme şansı kalmayacak ve öyle bir noktaya getirecekler ki kuru faize agresif bir şekilde yükselt baskısı yapabilecekler. Aynı Ağustos 2018'de olduğu gibi. Göz göre göre bir tuzağa doğru hızlı adımlarla ilerleniyor. Alın size kurun üzerindeki bir kırılganlık sebebi daha. Velhasıl arkadaşlar kur bugünlerde duruyor olabilir. Bu duruş sadece çok sert yükselişin ön hazırlığı diyebilirim. Euro dolar paritesine bakıyorum. 1.1990'a kadar yükseldi. Bugün hatta 1.1997-98 seviyelerini bile gördü. 1.20'yi şimdilik göstermiyorlar. Ama kritik noktanın sınırında, çok yakınında. 1.20'yi zorlamaya çalışacaklar. 1.20'yi kırarsa yukarıya doğru 1.25'e doğru giden bir parite görürüz. Paritede benim beklentim her zaman 1.20'nin kırılmaması durumuydu. 1.20 kırılmazsa 1.17, daha sonrasında 1.15, sonrasında 1.12 ve 1.08 diyordum sizlere. Ama görünen o ki pariteyi yukarıya doğru çekmeye devam edecekler. Bu Avrupa'yı köşeye sıkıştıran, Amerika'nın elini güçlendiren bir durum. 3 Kasım'a kadar bu süreci devam ettirecekler. Ya bu seviyelerde tutacaklar ya da 1.20'yi kırdırıp 1.25'e doğru sürüklemeye çalışacaklar. Faiz cephesi
seviyesinde 13'ün üzerinde kalıcıyız artık arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte özellikle kur hareketlerine bağlı olarak faizin daha da yükseleceğini göreceğiz. %14, %15, %16'lara doğru giden bir faiz her an karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Altının onsu kritik 1980 seviyesinin üzerinde. 1980'in üzerinde tutunursa, bu seviyelerde kalmaya devam ederse ilk hedefi 2000'in üzeri olacaktır. Burayı hacimli bir şekilde kırar, 2100'e yakın bir noktaya doğru gider. Orada da yaklaşık bir hafta 10 gün kalmayı başarırsa arkadaşlar, bundan sonra 1900 seviyeleri unutun. 2300'ü hedefleyen bir altın onsu göreceğiz. Gelelim gram altına. Gram altın tekrar 470'in üzerinde. Aynen sizlere söylediğim gibi sakin olan, bekleyen, sabreden, paniklemeyenler gördüğünüz gibi bir kez daha kazançlı çıktı. Ve bir kez daha haklı olduğumuzu gördünüz arkadaşlar. Bu seviyeler dip seviyeler, taban seviyeler artık. Özellikle doların hızlı yükselişi, altının onsunun 2000'i kırıp 2100'de bir haftaya yakın kalması, sonrasında 2300'ü hedeflemesiyle birlikte biz gram altında 550 liraların üzerini göreceğiz arkadaşlar. Önce 526, sonrasında 576 liraya giden bir gram altın göreceğiz. 400'lü seviyelerde tarih olacak bundan sonraki süreçte gram altında. Dolarda beklediğimiz kırılma olursa, yani 14-15 liraya giden bir kura bir sabah uyanırsak, altının onsu da 2500 yolculuğunu beklediğimizden daha hızlı bir şekilde gerçekleştirirse, gram altının hiç ummadığımız seviyelere doğru gitmesini beraberinde getirebilir. Yapmanız gereken tek şey olaylara uzun vadeli bakmak, sakin olmak, sırtınızı koltuğunuza yaslayıp kahvenizi yudumlamak. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Diğer taraftan eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve aynı zamanda beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.